Güzel kızım benim. Çok korktun mu bir tane? Belli etmedim ama biraz korktum. Geceleri hep dua ettim sen gelip beni al diye. Canını yakmadılar değil mi? Bir şey yaptılar mı sana? Ama Saadet teyze çok iyi biri. O beni korudu biliyor musun? Öyle mi? Kime karşı? Hani masallarda biz ağaçlardan kaçıyorduk ya. Ben de evden kaçtım. Ama Saadet teyze hastalandı birden. O yüzden o ölmesin diye içeri gitmek zorunda kaldım ilaçlarını getirmek için. Yapmışsın. Aferin benim merhametli kızım. Sonra kötü avcılar geldi. Ama Saadet teyze söylemedi evden kaçtığını onlara. Seni çok seviyorum. Bir tanem. Bir daha hiç ayrılmayacağız, tamam mı? Hep birlikteyiz seninle. Çok özledim anne seni. Ben de seni çok özledim. Bebeğim benim. Ay, Yağmur ablan ölmüştür meraktan. Onu arayalım mı, ne dersin? Olur. Hadi sen ara, ben de çorba yapayım. Oh. Konuşturmuyor ki. Bebeğim. Yağmurcuğum benim hayal. Bebeğim iyi misin? Hayalcığım iyi misin? Annenle birlikte misin? Dur telaşlanma. Annem ve Alp kurtardı beni. Ama Alp'in kolu yaralandı. Alp ne? Alp ne alaka? Aşkım telefonu annene verebilir misin bir tane? Dur sakin olsun. Hayal iyi. Ben de iyiyim. Verilmiş sadakamız varmış. Arabayı kurşunladılar. Alp Bey yaralandı. Yağmur. Yağmur ne oluyor orada? Yağmur iyi misin? Bir şey söyle yalvarırım, bir şey söyle. Anne ne oluyor? İyi akşamlar Yağmur Hanım. Korhan'ın sesi mi o? Yağmur bir şey de. Çıkın gidin buradan. Yoksa polis çağıracağım, çıkın. Biz Neva Hanım'a meramımızı anlatamadık. Belki sen bizim için anlatırsın diye kalktık geldik. Sen de arkadaşın gibi dik başlısın. İyi değil. Yapma. Bana canını yaktırtma. Yağmur yalvarırım bir şey söyle. Tahmin. Korhan Ateş. Yalvarırım Yağmur'a bir şey yapma. Onun hiçbir suçu günahı yok. Şu hal hareketlerinin nelere sebebiyet verdiğini görüyorsun değil mi? Ha? O janti patronunla bir olup bana tuzak kurmak neymiş ikiniz de göreceksiniz.
Yemin ederim ben sana tuzak falan kurmadım. Onun geleceğinden haberim bile yoktu. Bırak. Yalanlarına karnım tok benim. Bak Neva. Sana söz veriyorum. Paramı getirmediğin her gün için bir sevdiğinin canını yakacağım. Yağmur. Alo. Yağmur, iyi misin? Ne var? Yağmur, bir şey yaptılar mı sana? Ben iyiyim. Bu adamlar çok kötü. Özür dilerim Yağmur. Özür dilerim. Bir şeyin yok değil mi? Bir şey yapmadılar sana ha? İyiyim. Ama dükkanı mahvettiler. Ben hemen geliyorum, hemen geliyorum. Kapıyı kilitle, tamam mı? Tamam. Hayal. Hayal. Korkma kızım, korkma. Ne işte, korkma, hiçbir şey yok, tamam mı? Yağmur ablan iyi, hiçbir şey yok. Korkma sen. Hadi gidelim. Ya vallahi ucuza atlatmışsınız ya. Abicim sen niye tek başına gidip dalıyorsun adamların arasına? Bana niye haber? Ya beni geçin polise niye haber? Ne yapıyorsun sen ya? Berk, restoran. Restoranın adının böyle bir şey karışmasını istemiyorum. Duyulursa bizim için çok kötü olur. Alp Bey. Benim acil bir işim çıktı. Hayal'e bir iki saat siz bakar mısınız? Ya hocaefendi, ben de geleceğim seninle. Hayır bir dakika, siz nereye gittiniz zannediyorsunuz? Yağmur ablanın başı dertte. O kötü adamlar onun evini bastı. O yüzden annemi yalnız tek başına bırakamam. Hadi gidelim anne. Hayır Hayal, sen gelmiyorsun. Özür dilerim kızım. Özür dilerim. Sana bağırmak istemedim. Lütfen daha üzme beni, tamam mı? Ben hemen geleceğim, hemen. Söz mü? Söz kızım, söz. Teşekkürler Alp Bey. Ne teş... Neva nereye git? Neva nereye git? Ya bana bak! Neva! Neva! Nereye gidiyorsun? Hı? Parayı adamlara mı vereceksin? Vermek zorundayım. Hayır olmaz, gidemezsin lan bunu. Alp Bey! Alp Bey, niye anlamıyorsunuz? Yağmur'un dükkanını bastılar. Her yeri yıkıp dökmüşler. Benim yüzümden kimsenin zarar görmesini istemiyorum artık. Neva, sen kendi hayatını tehlikeye atıyorsun, anlamıyor musun? Bırak şu işi, ben halledeyim. Bakın Alp Bey, bu benim meselem. Lütfen uzak durun. Lütfen. Bunu söylemek için geç kalmadın mı ya? Ben boğazıma kadar battım zaten. Peşimden gelmenizi ben söylemedim ki size. Eğer gelmeseydiniz parayı verecektim, kızımı alacaktım. Mesele de bu kadar büyümeyecekti. Dalga geçiyorsun sen herhalde. Ha? Sen gerçekten buradan sağ çıkabileceğine inanıyor muydun ya? Neva, bu adamın derdi para değil. Sen adama para versen de bu adamın tehditleri bitmeyecek. Yarın bir daha isteyecek, öbür gün bir daha isteyecek. Bu böyle gidecek. O yüzden bırak şu işi, ben halledeyim diyorum bak sana. Anlamıyorsun herhalde. Niye yardım ediyorsunuz bana? Çünkü annemin hayatı sana bağlı. Ve seninle bir anlaşma yaptık, unutma. Unutmam mümkün değil. Emin ol. İyi. Kızının yanına dön o zaman şimdi. Yağmur'un iyi olup olmadığını bilmeden dönemem. Tamam. Kimseyi bir başına bırakmayacağız. Ben güvenlikten birkaç kişi alıp arkadaşının yanına giderim. Onun da güvenliğini sağlarız. Ama Alp doğru söylüyor. Burada kalmanız daha doğru. Sizi daha iyi koruruz burada. Sen sadece arkadaşının konumunu gönder bana, tamam mı? Teşekkürler Berk Bey. Ben Hayal'i daha fazla yalnız bırakmam. Sen bu kıza sadece annen için mi yardım ediyorsun? Ne diyorsun oğlum sen ya? Savunmasız bir anne kız. İtin kopanın eline bırakacak halim yok herhalde. Kim olsa aynısını yapardım. Tamam.
Bunu ben biliyorum ama o bilmiyor, haberin olsun.